Buzzer devresini oluşturduk. Şimdi bu derste de buzzer'ı mBlock üzerinde nasıl kodlayacağımıza bakacağız. Şimdi olaylardan yeşil bayrakla başlıyorum. Benim kodum yeşil bayrağı tıkladığımda çalışacak. Daha sonra kontrolden bir tane sürekli tekrarla koyuyorum ve daha sonra robotlara geliyorum. Benim buzzer'ım sürekli çalışsın istiyorum ben. Şimdi burada buzzer'ı kullanmak için iki ayrı yöntemim var. Birincisi direkt dijital pine güç vermek. Ben buzzer'ı nereye bağlamıştım? 7 numaralı dijital pinime bağlamıştım. 7 sayısal pinini yüksek yap dediğimde, şöyle birer saniye aralıklarla yaparsam bunu, daha önce göstermiştim, şöyle bir kopyalama işlemi yapabiliyorduk. Kopyaladığın bloğun ve altındaki blokların kopyasını veriyordu sana. Buraya geldim, bunu da düşük yaptım. Bu şekilde kodu bitirmiş oldum. Birinci yöntemim bu. Bu ne yapacak? Buzzer'ın default sesi olan beep sesini verecek bana. Ve 1 saniye boyunca beep sesini alacağım. Daha sonra da 1 saniye boyunca bekleyecek. Yani beep beep diye 1 saniye aralıklarla çalışacak bu. Ne kadar çalışacak? Sürekli çalışacak. Ben durdurana kadar çalışıyor olacak. İkinci yöntemim de şu. Bu burada dursun. Tekrardan bir yeşil bayrağı tıklandığında koyuyorum. Daha sonra kontrole geldim. Yine bir sürekli tekrarla. Ve daha sonra yine robotlara geldim. Şimdi buradaki kullanacağım yöntem de buzzer için özel hazırlanmış bir bloğum var. O da şu. Şunu şöyle aldım. 9 ses tonu pini C4 notasında yarım vuruş çal. Şimdi burada yine 9 değil. Benim buzzer'ım 7'ye bağlı. 7'yi seçtim. Burada şimdi istediğim şekilde notaları seçebiliyorum. Eğer nota bilginiz varsa buradan güzel melodiler çıkartabilirsiniz. Daha sonra da bu kısımdan da vuruşları seçebiliyorum. İşte örnek veriyorum, şu anda ne? Yarım. Veyahut da bunu daha uzun isterseniz tam olarak seçebilirsiniz. Daha kısa bir vuruş isterseniz çeyrek vuruş seçebilirsiniz. Yarım şu anda ideal. Bir de şunu anlatayım. Şimdi biz burada ne dedik? Birer saniye bekleme koyduk çalıp dursun diye, değil mi? Şimdi burada birer saniye bekleme koymamıza gerek yok. Çünkü burada zaten vuruşları yarım seçtiğimiz için bu sadece yarım vuruşluk bir nota çalacak. Ve daha sonra bir altındaki bloğa devam edecek. O yüzden burada bir saniye bekle gibi bir blok koymuyorum. Geldim, bundan bir tane daha koydum. Bunu da yine 7 yaptım. Şuradaki notaları değiştirelim. Bunun bir tanesini. D5. Bir tanesini de E5 yapıyorum. Bu şekilde basit bir siren sesi gibi bir ses alacağız. Yarım vuruş D5 çalacak, yarım vuruş E5 çalacak. Burada şimdi yüklemek istediğiniz kodu yükleyebilirsiniz. İki şekilde de anlattım bunu. Ben şu kısmı yükleyeceğim. Bu kısmı o yüzden siliyorum. Yani daha doğrusu onu çalıştıracağım. Aslında ikisini aynı anda çalıştırabilirsiniz ama bunu daha sonra anlatacağım. Şu an sadece bu kaldı elimde. Seri portumu bağladım. Benim Arduino'm Common 3'e bağlıydı. Kartlarımdan Arduino Unohome seçili. Daha sonra da ne yapıyordum? Aygıt yazılımı güncellemesi yapıyordum. Evet, yüklemeyi yaptıktan sonra devreniz hazırsa yeşil bayrağı basıp nota sesini almaya başlayabilirsiniz.